Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, geçen size iğneden tığa bir böyle minyatür karanfil görünümlü bir model hazırlamıştım. İsmi minyatür gül iğne oyasında, fakat şöyle yaprakları iri olmadığı için bakın size bu şekilde gül olanını hazırladım. Oradaki daha çok karanfile benziyordu arkadaşlar gerçekten. Aynı taktik, aynı yapılış şekli, fakat bakın şöyle göstereyim açı barıları. Bu şekilde şöyle gül yaprağı görüntüsü vererek hazırlamak istemiştim. Bunun şöyle bir benzeri sanırım buna çok benziyordu arkadaşlar. Ama o da daha önceki karanfil taktiğiyle yapılmıştı sanırsam. Hani bu üçgen altyapı yapıyorduk ya yuvalar için karanfilde. Bu şekilde bunu da aynısı gibi böyle aynı taktikle, daha doğrusu, ama oradaki yoğurt kovasının sapıydı. Burada aparat olarak minik daha küçük bir aparat kullanacağız. Tığımızın buradaki arka sap kısmını kullanacağım. Hem siz bu küçük halini görün istedim, orada büyük hali. Hem de bakın böyle küçük olduğu için bu boru kısmı küçük olduğu için bu şekilde yeşil boruya da ihtiyaç yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde daha önce hazırladığım bu 744. videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz bu boru, yapraklı boru yapımını da. Bunun daha kolayı da var arkadaşlar. Buralar sık iğneli değil, trabzanlı. O da minyatür kolay yapımı küpe çiçeğinde var. Bakın şöyle bunu görmeniz için takıyorum ama arkadaşlar, şimdi size anlatacağım, sabitleyeceğim tülbentin kenar tığlamasında bu şekilde borusuz, boru olmadan bu katlı gül. Yaprak minyatür asıl gül bu. Orada minyatür gül deniliyor ama o daha çok bizim tığ boyasına göre karanfil. Bakın arkadaşlar, bunu dediğim gibi Kadriye Hanım istemişti, buna benzer bir gül yapımını atmıştı. Bayağı bir resim yapamadım. Birazcık arkadaşlar nasip kısmet işi de herhalde, uzun zamanda oldu. İnşallah bu gül de bu Kadriye Hanım'ın da işine yarar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yapımı da aynısı, dikimi de aynısı. Şöyle yaprakları gördüğünüz gibi şöyle iç içine geçirerek, bir bir alt kısmına geçirerek dikiyorum. Evet, şimdi nasıl yaptık? Hemen başlayalım yapılış kısmına. Evet, aynı o minyatür karanfildeki gibi şöyle bir dikimlik arkadaşlar. İpi uzun bırakıyorum ve zil halka yaparak başlayacağız. Zil halkayı biliyorsunuz, parmağımdan gelen ipi şöyle tutmuş olduğum ipin üzerine bu şekilde tutup şöyle bir zincir çektim içinde halkanın ve bir tane de sık iğne yapıyorum. Evet. İki tel üstte, tek tel altta olacak şekilde bu şekilde bir halka hazırlıyoruz. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp aparat olarak bunu tığımızın arka kısmını kullanıyorum. Şöyle bakın yuvanın içine giriyorum. 10 tane ilmek çıkaracağız. Şöyle 2 oldu. Yuvanın içine giriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane topluyorum. Çünkü 10 tane yaprak yapacağız gülümüz için. Şimdi bu son iki zinciri çekip şöyle sağlama alıyorum ilmeğimi. Hemen bakın koparın, şey sağlayınca
ilmeklerimiz bu şekilde oluyor. Bakın şu iki zincir ilmeği tutmamıza yardımcı. Hemen bu ilmeğin boyutunda şöyle bir ipimi uzatıyorum. Bakın. Böyle örümcek yapmıyorum arkadaşlar. Örümcek de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha benziyor ilmeğe. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Yapraklar kısmı için yuva olacak. Bakın 5 zincirimi hemen ilk kirpiğimden tutup sabitledim. Yine 5 zincir. Şöyle 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir. Şöyle. Beş zincir. Kapatıyorum. 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şöyle. Bakın sonuncu kısmı kapatmıyorum arkadaşlar. O yüzden de zaten son ilmeği de çıkardım. Şimdi bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Hemen sık iğne ile ilk yuvaya sabitledim. Tüm ilmekleri böyle aralarına beşer zincirli yuvalar yaptım. Buralara yaprak yapacağız. İki zincirle başlıyorum. Şöyle üç seferde bir, iki ve iki. Hemen bir defa tığımı doladım. Üç seferde bu şekilde trabzan yapıyorum. Kenardaki iki zincirle beraber 5 olacak ve 6. yine iki zincir olarak kapatacağız. Toplamda bakın buraya 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Evet, kapatıyorum buraya bu şekilde. Diğerine şöyle hiç zincir falan çekmeden sadece sık iğne ile geçiyorum. Minyatür gülümüz güzel bir şekilde ve kolay bir şekilde oluşturuyorum. Yine iki zincirle başlayıp bir defa tığımı doladım. Şöyle bir, iki ve iki. Bir defa tığımı doladım. Şöyle bir, iki ve iki. Üç oldu. Şöyle üç seferde dört. Bir, iki ve iki. İki tane zincir çektim. Ve bu şekilde altıncı trabzanımı kapattım. Sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçiyorum. Evet, aynı şekilde arkadaşlar bunu da yapalım. Diğerlerini ben tamamlayayım. 3 sefer de aldım. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 oldu. 4. Bir defa doladım. Şöyle 5. Yine 2 zincirle başlayıp 2 zincirle kapatıyorum. Birinci trabzan 2 zincir, 6. trabzan 2 zincir. Bu şekilde bakın 10 tane yuva hazırladık. Diğerlerini de ben tamamlayıp hemen çünkü buralara kirpik yapacağız. Oraya başlayalım. Evet, bu şekilde bakın arkadaşlar. Böyle tekerlek oluyor. Son yuvayı da bu şekilde tamamladım ve sizler için hazırladım. Buradan hemen şu sık iğne ile ilk trabzanın dibinden şöyle giriyorum buraya. Tutturdum ve iki tane zincir çekip ilk trabzanın tepe noktasına girdim. Şimdi ikişer zincirli her trabzan tepesine böyle pipirik yapıyorum. Bakın, bu bir. Yine iki tane zincirimi çekip şöyle iki zincir pipirik, iki zincir,
Sonuncuyu şu şekilde arkadaşlar, zor olmasın diye arasından geçiyorum sadece. Batan rahat kamera karşısında rahat batabilirsiniz. Yani kamera biraz ışığı olduğu için. Veyahut da benim gibi kolaylık olsun diye arasına girebilirsiniz. Bu geçiş noktası olan sık iğneye 2 zincirle girdim. Yine 2 zincirle ilk böyle tepe noktasına girip şöyle göstereyim, bakın 2 zincirle aşağı iniyorum bu oyuntu kısımlarına. Sonra 2 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 zincirle de 4 tane buraya pipirik oluşturuyorum. 6 tane trabzan tepesine 4 tane pipirik yeterli oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar yapmış olduğum pipiriğimi. Bu 3. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle bu da 4. 2 zincir ara kısımdan buraya kapattım. Yine 2 zincir çekip şöyle bakın tepe noktasına giriyorum. Evet. Bu şekilde devam edecek bakın. Tüm trabzanların tepelerini kirpiklerle oluşturacağız. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu da 4. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle trabzanın ara kısmından girip sabitliyorum. Yine 2 tane zincirimi çekip şöyle buraya üst tepe noktasına çıkıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Diğerleri de aynı bu son noktasına kadar şöyle yapıp hemen tamamlayıp kirpikleri dikme işlemine geçelim. Evet, sıra geldi. Şimdi gülleri bu şekilde kat kat bakın şöyle her bir arasına girerek dikmeye geldi. Şöyle bakın, hazırladık arkadaşlar 10 tane yaprağımızı ve bunda iğneyi taktık uzun bıraktığımız yeri. İlk sık iğneden girip şöyle bakın buradan şu göstereyim tekrar. Buradan girip ilk yaprağımızı bu şekilde katlayalım. Zaten arkadaşlar bu ara kısmı boşluk var biliyorsunuz. Geri döndüğümüz için şöyle ilk yaprağın içine şöyle katlıyorum bakın. Bunu ilk yapraktan katlayarak böyle her şuradan ve buradan bakın bitiş bu beyaz kısmın yanındaki pembe yuvadan girerek böyle dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sadece ilk yaprağı katladım. Diğerlerini de şöyle direkt yaprağın üzerine kıvırıyorum. Bakın. Şöyle şuradakinden. Daha önceki gösterdiğim video net olmuştu. Hem kolay olmuştu. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu şekilde buradan da bakabilirsiniz. Bakın şöyle. 10 tane yaprak yapmıştık. 10 yaprağı bu şekilde iç içe kıvırarak böyle bakın alttan da boru oluşuyor. Kısa bir boru. Bunu öbürü gibi yeşil boru içine değil. Böyle sert ve güzel olduğu için, kısa olduğu için sadece borusuz gülü bu şekilde sabitleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Evet, buradan girip şuradan tutuyorum herhangi. Burada da öncelik kıvırma işleminin düzgün olması arkadaşlar. Dikimi bu yaprakların düzgün durması önemli olan bu. Herhangi bir yerden istediğiniz yerden giriş yapmanız serbest. Bakın buradan şuralardan tutturabilirsiniz. Şöyle beyazın altındaki pembe sık iğneden böyle giriyorum. Bakın şöyle açık bir şekilde. Böyle katlı göl yapıyorum arkadaşlar. Buradan girip beyaz sık iğne. Her ilmeğin üstündeki o sık iğne geçişinden girerseniz şöyle güzel bir dikim olur arkadaşlar.
Şöyle. Sonuncu yaprağı da aynı şekilde buradaki ilmekten dikip böyle kat kat şöyle gülleri göstereyim yaprakların arkadaşlar. Gülleri oluşturuyorum. Şimdi bunu buraya sağlamlaştırıp yakıp geleyim. Evet, tülbentimizin kenar tığlamasını ikişer zincirle çekerek hazırladık. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakın sizle dikmiş olduğumuz çiçeğimizi bu şekilde bu uç sivri kısmından şöyle yanlardan iyice geçerek orayı sağlamlaştırdım arkadaşlar. Bakın bu şekilde gülümüzü şöyle buradan tutturduk. Göstereyim. Bu sivri kısımdan tutturdum. Böyle güzel bir gül şekli verdim. Çok da hoş oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Keşke resmini de gösterseydim. Ama telefon olmadığı için gösteremeyeceğim. Ama Instagram'da mevcut arkadaşlar. Anne oyaları diye girdiğinizde bu pembe çiçeği siyah üzerine ben bu daha net videoda anlaşılsın diye bu şekilde yeşil çimenin üzerine yaptım, bu şekilde hazırladım. Hem kolay olsun diye arkadaşlar. Aynıydı, sadece siyahtı bu çimenleri. Evet, şimdi bu şekilde iki zincirimi çektim. İlk başlar gibi başlıyorum. Bakın, sık iğne ile sabitleyip şöyle yandaki tığ battıya 1 2 3 seferde alarak trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle sağ önden arkadan bu şekilde girerek şöyle bitiş kısmını da o oluşan kısımdan girip bakın şöyle burası şöyle göstereyim, boru gibi oluşturduğumuz yerden giriyorum. Sık iğne ile bir tane daha gireceğim arkadaşlar. Şöyle sağlam olması için sabit. Şöyle bir zinciri de çekip yine buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Dibine de bir tane sık iğne yapıp iki zincirimi de çekiyorum ve yandaki tığ battıya kapatıyorum. Ve tutturma işlemi bakın bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Açayım elimde. Bunu kolalayarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar. Bakın trabzan olduğu için içi bozulmadan böyle katı güzel bir şekilde durabiliyor. Şöyle biraz da ara suyundan 2-3 tane göstereyim. Şimdi aşağıya indik. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2. 3 seferde bir trabzan. Şöyle 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya trabzanın arasına kapattım. Şöyle kirpim belli olsun diye yanına bir sık iğne. Yine iki zincir çekip aşağıya iniyorum. Ara suyumuzun yapılışı bu şekilde. Bir tane daha yapalım. İki zincir bir defa dola. Şöyle bir, iki ve iki. Bir, iki, üç ve dört. Trabzana kapattım 4 zinciri. Yanına bir sık iğne. İki zincir hemen yandaki tığ battıya. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Şöyle. Üç seferde bir, iki, iki. Dört zincir. Buraya kapatıp şöyle bir sık iğne. İki zincir. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun beş tane yapıp hemen gelelim modelimize bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir karşıdan görün istedim. Şöyle bir de yönünü çevirip şöyle gül halini görün. Evet, şöyle. Bu zor modelleri, zor yapılan modelleri böyle kolay yapılış şeklini görünce arkadaşlar gerçekten çok beğeneceksiniz. Dediğim gibi bu katların arasına böyle saç spreyiyle sürüp böyle kat kat açık bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın. Gösterdim. Hemen ilmekle yuvalar yapılıp bu şekilde kat kat da kullanabilirsiniz veyahut da hiç onlama
Spreyle mi uğraşacağım diye düşünüp bu şekilde açmadan da kullanabilirsiniz. Evet, zevk size ait arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve zarif bir model yaptım sizler için. Sizler de inşallah böyle beğenir. Yorum ve desteklerinizle. Eğer abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.